neden dört İncil vardır? İncil tahrif edilmiş midir? İsa'nın kendisi hiçbir şey yazmamış ve hiçbir kimseye hiçbir şey yazdırıp dikte ettirmemiştir. Kendisini izleyen öğrencileri, onun sözlerini az çok ezberlemiş ve sonra, yani Mesih İsa'nın ölümü ve göğe yükselişinden sonra, onları halka ilan etmişlerdir, sonrasında da yazılı olarak kayıt altına almışlardır. Bu dört öğrencinin isimleri, Matta, Marcos, Luka ve Yuhanna'dır. Bu nedenle, tek olan İncil'in dört metni vardır ve MS 55, 100 yılları arasında yazılmıştır. Bununla beraber sadece kendi hafızalarına güvenmemişlerdir, Mesih İsa'yı tanıyıp onu dinlemiş olanlara da başvurarak bir araştırma yapmışlardır. Bu dört yazarın her biri bir kısım olayları daha çok ayrıntılı bir şekilde anlatmış, diğer olayların ise sadece bir özetini yapmıştır. Bunun için bu dört metin birbirinden farklı olabilir, ancak özü veya öğretisi bakımından aralarında hiçbir fark yoktur, hiçbir çelişki yoktur. En farklı İncil metni, Yuhanna tarafından yazılmış olup, Yuhanna diğer üç öğrencinin metinlerinden en az birini veya ikisini okudu ve onların özet olarak yazdıkları bazı olayları daha ayrıntılı bir şekilde anlattı, özellikle. Mesih İsa'nın kişiliğine ve kendisi ile peder Allah arasındaki ilişkilere önem vermek istedi. Fakat kilise, bunu resmi İncil olarak kabul etmemiş ve mevcut olan dört İncil metnine sadık kalmıştır. Bu olay İznik konsilinden 150 yıl önce oldu. Yine 2. yüzyılda ve sonrasında, birkaç Hristiyan yazar bu dört metnin boşluklarını doldurmak maksadıyla, birkaç kitapçık ortaya koymuşlar, fakat birer hayal ürünü olarak adlandırıldılar. Bu eserleri tamamen bir nevi, dini roman olarak nitelendirebiliriz. Bu eserlere, sahte anlamına gelen apokrif denilir. İncil değiştirilmiş midir? Bu iddialara göre elimizde bulunan İncil'in son hali ise? 325 yılında İznik'te toplanan konsil tarafından tespit edilmiştir. Halbuki bu konsilden önce yazılmış olan el yazmaları çeşitli müzeler ve kütüphanelerde hala mevcuttur ve İncil değiştirilmiştir diyen iddialar hiçbir tarihi belgeye dayanmazlar. Aksine İncil'in tahrif edilmediği kolayca ispatlanabilir. Bugün elimizde bulunan İncil'in en eski el yazmaları 2. yüzyılın ilk yıllarından gelmektedir ki, hiçbir eski eserin metni köküne o kadar yakın değildir. O yüzyıllarda ise, İncil'in nüshaları sayıca o kadar çoktur ve o kadar çok yere yayılmıştır ki, onların hepsini bulmak ve aynı zamanda ve aynı şekilde düzeltmek veya değiştirmek, tahrif etmek tamamen imkansız bir teşebbüs olurdu. Ki iki zaten bugün hiçbir ciddi tarihçi ve eleştirmen bunu iddia etmez. Ayrıca bazı Müslüman ilahiyatçıları bile bu tür iddiaların dayanaksız olduklarını söylerler. Hiç özetleyerek diyebiliriz ki, İncil tektir ve gerçektir, Mesih İsa tarafından beyan edilmiş olan İncil, bugün kiliselerde okunan metinlerden farksızdır.